Şimdi benim doğurganlık özelliğim olsaydı, ben çocuk doğurmuş olsaydım, yani... Yaptıklarıyla Türkiye'de pek çok ilke imza atan, yaşayan en efsane isimlerden biri olan Bülent Ersoy, gizemli özel hayatıyla da hep magazin dünyasının odak noktası olmuştur. İşte her yaptığı, her açıklamasıyla olay yaratan Bülent Ersoy'un yok artık dedirtecek aşk hayatı. ...1952 yılında Malatya'da bankacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Ersoy, ailesinin bankacı olması yönünde ısrarlarına rağmen konservatuvar eğitimi almaya karar verdi. İlk sahne deneyimini yaşadığında henüz 18 yaşındaydı. Kusursuz ses kalitesiyle dikkat çeken Bülent, 1971 yılında ilk albümü için çalışmalara başladı. Bu albümüyle de piyasaya bomba gibi düştü. Sanat hayatındaki yükselişe rağmen çok sosyal biri değildi, hiç arkadaşı yoktu neredeyse. 1974 yılında Maxim Gazinosu'nda sahne alan Diva, Türk müziğini yeniden şahlandırdı. Herkes bu sesin sahibini merak ediyordu. Ülkenin dört bir yanından Ersoy'u dinlemeye geliyorlardı. Ünlü sanatçı müziğin yanı sıra 1976 yılında Sıralardaki Heyecan filminde Gülşen Bubikoğlu ile başrolü paylaştı. Büyük bir ses getiren bu filmde Ersoy, Bubikoğlu'nun sevgilisini canlandırdı. 1976 yılında Gölcük'te Bahriyeli olarak askerliğini yapan sanatçı, geri döndüğünde feminen tavırlarıyla daha çok ön plana çıkmaya başladı. Devrimin ayak sesleri ise 1980'li yıllarda geldi. Genç yaşta şöhreti yakalamıştı. Şöhreti kazanmak dışında onu hazmetmek de kolay değildi elbet. Hal böyle olunca Ersoy bazı hatalar yapmaya başladı. Özellikle hemcinsleriyle başlattığı aşkları, onlarla yaptığı kavgalar basına yansıyordu. O dönem Zeki Müren'le olan arkadaşlığı da çok konuşulmuştu. Bir dargın, bir barışık olan iki ünlü sanatçının uzun süren bir kavga sonrası barışmaları kameralara böyle yansımıştı. ...1980 yılının Ağustos ayında İzmir Fuarı'nda izleyicinin tezahüratları eşliğinde göğüslerini açan Ersoy için yeni bir dönem başladı. Bu olay üzerine hakkında soruşturma açıldı ve 45 gün hapis cezası aldı. 12 Eylül darbesi sonrası ise transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı aldı. 1981 yılında ikinci doğum günü olarak da anılan 14 Nisan tarihinde Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın oldu. Ama Türkiye o yıllarda cinsiyet değişikliğini tanımıyordu. Bu yüzden hukuken erkek olduğuna ve gazinolarda yalnızca erkek kıyafetleriyle sahne alabileceğine karar verildi. Bu karara derin üzüntü geçiren Ersoy, kendi canına kıyıp hayatını sonlandırma teşebbüsünde bile bulunmuş, ardından ülkeyi terk etmiştir. Almanya'da kariyerine devam eden Ersoy, 1970'li yıllarda erkek olarak yer aldığı Türk filmlerinde şimdi de kadın olarak oynamaya devam etti. Kariyerine önüne çıkan zorluklarla devam etmeye çalışırken,
karşısına birdenbire tutkulu aşkın öznesi çıkmıştı. Birol Gürkanlı. Bu dönem Ersoy, evli iş adamı Birol Gürkanlı'yla yaşadığı aşkla çok konuşuluyordu. Birol Bey'le Almanya konseri sırasında tanışmıştı. Almanya'da Andrea isimli bir kadınla evli olan Birol Gürkanlı, bir erkek çocuk babasıydı. Bülent Ersoy'la yaşadığı tutkulu aşk için evliliğini sonlandıran Gürkanlı, oğlu Barış'la birlikte Ersoy'la aynı evde yaşamaya başladı. Küçük Barış 12 yaşına kadar Bülent Ersoy'a anne demiştir. Ersoy nişanlısına o kadar aşıktı ki 1990 yılında 2,5 milyar Türk lirası ödeyerek Marmaris'ten bir koy satın alıp ona hediye etmişti. Birol Gürkanlı ile Diva'nın 14 yıl süren aşkı evlenmeleri beklenirken esrarengiz bir şekilde sonlanmıştı. Kimisi çiftin arasında bir sağlık problemi olduğunu söylüyordu ama bu iddialar hiçbir şekilde doğrulanmadı. İkili nişanlanmalarına rağmen yasalar izin vermediği için evlilik yapamadıklarını söylemişlerdi. Ersoy ilk evliliğini ise 20 yaşındaki sevgilisi Cem Adler ile yaptı. Fakat bu evlilik çok uzun sürmedi. Adler'in ihanet haberleri yüzünden ikili tek celsede boşandı. 2000'li yıllarda ise Bülent Ersoy, Hakan Alkoç aşkı başladı. Hakan Alkoç daha önce müzisyen Nazan Şoray'la birlikteydi. Magazin kulislerinde Nazan Şoray'ın sevgilisini Bülent Ersoy'a kaptırdığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu birliktelikten sonra Ersoy gönlünü Toprak isminde İzmirli konservatuvar öğrencisine kaptırdı. Kısa süren ilişkileri zamanında ünlü sanatçı, sevgilisinin klip çekimlerinde yönetmenlik bile yaptı. Ersoy 2003 yılında henüz 18 yaşında olan Çağlar Mutaf'la yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini basından gizlemek isteseler de bu pek mümkün olmadı. İkilinin birlikteliği tam 9 ay sürdü. Ardından Popstar yarışmasına jüri olarak yer alan Diva, bu yarışmadaki konuşmalarıyla çok ses getirdi. Ersoy'un yarışmayla birlikte özel hayatında da hareketlilik başladı. 2007 yılında programda yarışmacı olarak yer alan Armağan Uzun'la aşk yaşamaya başladı. Bu aşk hem Popstar yarışması hem de magazin basınında çok konuşuldu. İlişkileri nikah masasına kadar giden ikilinin evlilikleri ne yazık ki çok uzun sürmedi. Ersoy, Armağan Uzun tarafından aldatıldığını öğrenince boşanmaya karar verdi. Bülent Ersoy, Berk Yılmaz aşkı. Ersoy, sevgilisini ilk olarak şoförüm diye tanıtmıştı. Böylelikle birlikteliklerini basından saklayabilmişlerdi. Aralarında 28 yaş fark olan çiftin beraberliği inişli çıkışlı bir şekilde 5 yılı aşkın bir süre devam etti. Diva'nın ismi en son modacısı Semih Doğruer'le anılmıştı. Sosyal medya hesabından Doğruer'le fotoğrafını paylaşan Ersoy, "Seviyorum Üstad" notunu da eklemişti.
videoyu sonuna kadar izlediyseniz, ünlü sanatçı Bülent Ersoy ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın.